Merhabalar, merhabalar. 2023'ü geride bıraktık sonunda. Bu yıl hiç bitmeyecek sandım gerçekten. Çok çok tuhaf bir yıldı. Hepimiz için, hem Türkiye için hem dünya için çok zor bir yıldı. Neyse ki bittiği için daha yani 2023 tatavası yapmak istemiyorum. Sadece filmleriyle, dizileriyle, kitaplarıyla bu yılı hatırlamak istiyorum. Pek çok yılı olduğu gibi. 2023 sinema açısından bence çok verimli bir yıldı. Yani son birkaç yıldır bence yılın filmlerine, dizilerine baktığımda diziler hep daha ağır basıyordu. Çok daha iyi diziler vardı ama o kadar iyi böyle ya yani inanılmaz filmler yoktu. Bence 2023 onu biraz ters çeviren bir yıl oldu en azından benim adıma. Çok sayıda çok sevdiğim film oldu. Burada da size en sevdiğim, bu yılın bence en iyi 20 filminden bahsedeceğim. Ama önce bu listeye alamadığım bazı filmlerin de adını anmak isterim. Mesela aseksüelite üzerine çok acayip bir romantik drama ya da yani komedi, romantik komedi diyebileceğimiz Slow filmi Sundance'da gösterildikten sonra yıl boyu gezip durdu. Çok çok sevdiğim bir film oldu benim. The Delinquents de yine çok acayip bir gerilim filmi, macera gerilim diyebileceğimiz, drama tarafı da ağır basan, çok garip bir film. Yaklaşık 3 saatlik süresini hiç hissettirmeyen bir film. Slow filmi nerelerde var bilmiyorum ama mesela The Delinquents'i Mubi'de izleyebilirsiniz artık. The Killer, David Fincher'ın son filmi, o da Netflix'te gösterimde. Bence yine tür olarak Fincher'ın en iyi, en hakim olabildiği tür olduğu için nefis bir seyir tecrübesi sunuyordu. You Hurt My Feelings, Apple TV'de var sanırım, bizde izlenebiliyor. Bu da harika bir film. Olgunluk döneminde böyle karakterlerini merkeze alan olgunluk dönemi hikayesi, evlilik içinde böyle yıllara dayanan bir güven meselesi üzerine kurulu nefis bir film. May December, Todd Haynes'in harika gerilim filmi. Çok kitsch ve çok komik, çok eğlenceli bir film. The Nature of Love, Kanada'dan çıkan ve bu yıl Cannes'da benim izlediğim harika bir romantik komedi. Yani nefis bir film bu gerçekten. Çok çok eğlenceli. Bu türün hayranları için özellikle çok güçlü bir kadın karakter üzerinden gitmesiyle de nefis bir seyir tecrübesi yaratıyor. Anatomy of a Fall zaten Cannes'da altın palmiye kazandığından beri yıl boyu en çok adı geçen, en övülen, en sevilen filmlerden biri. Paradise is Burning, Kuzey Avrupa sinemasından çıkan, biraz kenarda köşede kalmış bir film oldu bu yıl. Venedik'te gösterildi. Sonra biraz ortalıkta gezdi ama yani pek görülmedi. Tunus'tan çıkan Four Daughters, çok etkileyici, çok sarsıcı bir film. Çok başarılı yine. Cannes'da göstermişti o da. A Thousand and One, Scrapper, Asteroid City, Tereddüt Çizgisi Türkiye'den. Yani yine çok sevdiğim filmler oldu. Şimdi gelelim ilk 20'ye. 20 numaramda bu yıl Miyazaki'nin son filmi The Boy and the Heron var. Çocuk ve Balıkçıl adıyla bizde de vizyona girdi. Herhalde yakında çeşitli platformlarda karşımıza da çıkar. Miyazaki her zamanki gibi ustalığını konuşturmuş. Özellikle yas ve kayıp meselesi üzerine her zaman çok incelikli anlatımları olduğu gibi burada da benzer bir durum bizi karşılıyor. Totoro'da olduğu gibi, komşum Totoro filminde olduğu gibi yine bir anne yoksunluğu üzerinden bir çocuğun dünyasını nasıl alternatif bir düzlemde genişlettiği ve o annenin kaybına nasıl başka bir evrende hazırlandığı üzerine bir film bu. Çok etkileyici, çok güçlü, çok zekice tasarlanmış bir film. Yine böyle Miyazaki'nin o fantastik dünyası çok iyi çalışıyor. Nefis bir filmdi. 19 numaramda The Holdovers var. Alexander Payne'in son filmi. Yılın en başarılı Amerikan bağımsızlarından biri olmasının yanı sıra böyle Ölü Ozanlar Derneği tadı veriyordu biraz. Melody adlı 70'li yıllardan benim en sevdiğim okul, çocuk, büyüme hikayeleri gibi temalara ait filmlerden birinin hissiyatını biraz aldım. Sanki 70'li yıllarda çekilmiş bir film gibi zaten tasarlanmış her şeyiyle. Ve başrol oyuncusu Paul Giamatti nefis bir performans sunuyor. Bütün 3 başrolü de nefis. Bence başrol çünkü diğerleri yardımcı rol gibi konumlanmış olsa da. 18 numaramda Türkiye'den bir film var. Aniden. Yılın son günlerinde izleme fırsatı bulduğum ve yani yılın en sevdiğim filmlerinden birine dönüşen bir film oldu. Melisa Önel'in bu ikinci uzun metrajlı filmi. Yine Feride Çiçekoğlu ile birlikte kaleme aldıkları inanılmaz incelikli bir senaryosu var. Reyhan adlı bir baş karakteri takip ediyor ve onun biraz böyle insanlar arasında nasıl kaybolduğunun hikayesini anlatıyor. Önce kocasından, sonra ailesinden, sonra işinden, bütün hayatından nasıl uzaklaşıp kendine baktığını biraz anlatan bir film. Biraz içine girmesi zor bir film olabilir. Çok kolay böyle izlenebilen bir film değil belki. Ya da bazı insanları tematik olarak ele geçirebilecek bir film. Özellikle kendi dünyasına yabancılaşan ve orada kendini kaybedip yeniden bulan karakterler
ilginizi çekiyorsa bu filme özellikle bakmanız gerekiyor bence. Çok acayip meditatif bir tarafı da var. Aynı zamanda psikolojik dünyası da çok katmanlı ve çok başarılı bir senaryosu var. Bütün oyuncular da çok iyi. Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol. Yani hepsinin adını tek tek anmak isterim ama özellikle Defne Kayalar'ın performansı tabii ki büyüleyici, yani bütün filmi alıp sırtlamış. Öner Erkan da yani... Bir şey söylemeyeyim şimdi, aşırı taraflı olacak ama yani ne kadar incelikli oyuncularımız var Türkiye'de. Bunu görme fırsatı sunuyor. 17 numaramda Passages yer alıyor. Bu yılın sürpriz oklarından biri saplandı benim göğsüme bu filmle. Yani Ira Sax zaten çok sevdiğim bir yönetmen ve bence çok başarılı işler de çekiyor. Bu filmde biraz böyle manipülatif ve hatta narsistik özellikler taşıyan partner sendromuna biraz vakıf olabilmiş insanları ayrı bir yerden vuruyor bence. Kişisel yerlerden beni çok etkileyen filmler benim ilk 20'mi oluşturmuş bu yıl. Passages de onlardan biri. Hani kağıt üzerinde bakıldığında böyle çok alışılagelmedik bir şey anlatmıyor gibi görünebilir ama bir üçlü aşk hikayesi gibi bir dış katmanı olan ama içine girildiğinde ne aşk ne işte başka bir şey, hiç romantik bir şey değil, tamamen psikolojik açıdan böyle sizi çok etkileyen manipülatörlerin izini süren bir film bu. Yine 3 başrol oyuncusu da nefis performanslar sergiliyor. Bence bu yılın en eğlenceli, en acayip seyir tecrübelerinden birine sahip filmiydi bu da. O 16 numaram mı oldu? Evet, 16 numaramda The Teacher's Lounge, Öğretmenler Odası adlı nefis İlker Çatak filmi yer alıyor. Almanya yapımı bir film. Hatta Oscar'larda da bu yılın Almanya temsilcisi bu film. Böyle bir okulun içine daha çok böyle aktüel kamerayla oradan oraya savrulan çok acayip bir seyir tecrübesi sunan filmlerden biri bu da. Bir okulu mesken alıyor ve bu okuldaki bir etik açmazı mesken alıyor. Aslında okuldaki bir kayıp üzerine kurulu. Bu kaybı araştıran bir öğretmen ve sonradan işlerin karıştığı bir hiyerarşik düzenin hikayesini anlatıyor bu. Biraz böyle Almanya toplumunun merkezinde incelendiğinde ayrıca enteresan bir hikaye konu alıyor aslında Öğretmenler Odası. Çünkü küçük bir Almanya toplumu inşa ediyor bir okulun içine. Ve bunun üzerinden Alman toplumunun kendisine bakışı, kendiyle hesaplaşışı ve pek çok başka detay dikkatimizi çekiyor. Burada da oyunculuk performanslarına dikkat çekmek gerekiyor. Özellikle başrol oyuncusunun nefis performansını. Fakat onun dışında da yani bütün unsurların çok iyi çalıştığı bir film Öğretmenler Odası. Kesinlikle görmenizi öneririm bu yıl içinde. Bu arada diğer filmleri nereden izleyebilirsiniz? Aniden Vizyon'da zaten. Onu mutlaka izleyin bence. Yani ben çok isterim izlemenizi. Passages'da Mubi'de var. Öğretmenler Odası Vizyon'a girdi. Hala yakalayabilirsiniz belki bazı sinemalarda. Ya da sonra görme fırsatı bulursunuz umarım. 15. sıramda bu yıl hiç ortalıklarda görünmeyen bir başka film var. Cannes'da Uncertain Regard bölümünde gösterilmişti. The Breaking Ice adlı nefis bir Uzak Doğu yapımı film. Hiçbir yerde görmedim gerçekten bu filmi. Ne Türkiye'de herhangi bir yerde gösterildi, ne doğru düzgün yabancı listelerde gözüme çarptı ama benim bu yıl izleyip en etkilendiğim filmlerden biri oldu kendisi. Biraz böyle Burning'in tadı var. Birkaç yıl önce izlediğimiz nefis Güney Kore yapımı Burning filminin lezzeti var bu filmde. Oradaki gibi 3 karakteri merkez alan, onların dünyasında savrulduğumuz bir film. Biraz böyle bir uyumlanma problemi üzerine kurulu, melankoli, işte kendi hayatına yabancılaşma, kendi hayatından hatta kimi noktalarda vazgeçebilme emareleri gösterdiğinde yanına nasıl ruhlar çektiğinle ilgili bir film bu. Çok etkileyici bir tarafı var. Biraz böyle kendinizi filmin dünyasına teslim etmeniz gerekiyor bence bu filmden zevk alabilmeniz için. Çok herkesin bayıldığı bir film olmadı ama benim kişisel olarak çok etkilendiğim bir film oldu. Bir kenara not etmenizi öneririm bu filme. 14 numaramda yine yılın en tartışmalı filmlerinden biri yer alıyor. Çünkü bir grup insan çok seviyor, bir grup insan nefret ediyor. La Bête, yani The Beast adını taşıyan bir film. Bernard Bonello benim çok sevdiğim bir yönetmen. Gerçekten çok incelikli, çok tuhaf filmlerin yönetmeni. Bu da yine çok tuhaf bir film. Çünkü Henry Miller'ın Ormandaki Canavar adlı novellasından yola çıkıyor. Fakat bu novellayı 3 ayrı zaman diliminde ters yüz ediyor biraz. Ve yani çok çok etkileyici, çok çarpıcı, çok günümüzden, çok nostaljik bir aşk ve esir etme hikayesi konu alıyor. Erkeklerin açmazları, erkek dünyasının çıkışsızlığı üzerine biraz hikayesini kuruyor ve bence çok iyi de işletiyor. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışmıştı bu film. Cannes'da ana yarışmaya alınmamış ve daha sonra Venedik'te sürpriz bir biçimde karşımıza çıktı ve Venedik'i de alt üst etti. Yani bir grup insan nihayet yarışmada bu yıl enteresan bir şey izledik falan dedi bu filmi izleyince. Gerçekten de öyleydi. Yani bir yerlerde karşınıza çıkarsa bir bakın, içine girmesi biraz zor bir film. İlk 50 dakikası 45 dakikası bambaşka bir film, sonrasında bambaşka zaman dilimlerine gidiyor ve başka şeyler yapmaya başlıyor.
Bilmiyorum, bence incelikli bir film. Bakmanıza yarar var. 13 numaramda da bu yılın en tuhaf filmlerinden biri yer alıyor. Bo is Afraid. Bu da yine çok sevdiğim bir yönetmen. Ari Aster'ın imzasını taşıyor. Kendisinin işte Midsommar, Hereditary gibi filmleriyle de biliyor olabilirsiniz. Ben bu iki filmi de çok seviyordum ama Bo is Afraid yönetmenle birlikte benim de en sevdiğim film oldu gerçekten kendisinin filmografisinde. Biraz hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Çok enteresan bir film çünkü. Özellikle anne meselesi üzerine psikolojik katmanlar içinde inip durduğumuz, daha derinlere doğru gittiğimiz, aynı zamanda da her şeyi olağanüstü bir yüzeysellikle de anlatmayı başaran, çok acayip iki uçta gezinen, aslında bir macera filmi olarak da ele alınabilecek, bir psikolojik gerilim olarak da ele alınabilecek ve çok acıklı bir melodram olarak da aynı şekilde yaklaşılabilecek bir film bu. Joaquin Phoenix'in inanılmaz bir performans sergilediği o filmlerden biri bu. Bilmiyorum, bence çok oyuncaklı, çok tuhaf bir dünyası var ve tıkır tıkır da işliyor. Buna da bakmanızı öneririm. Sanırım bu da Apple TV'de bu aralar kiralanabiliyor, satın alınabiliyor. 12 numarada yine yılın hak ettiği değeri görmeyen filmlerinden biri var bence. Berlin Film Festivali'nde Şubat ayında gösterilmişti ilk kez. Here adını taşıyan çok acayip bir film. İnsan ve doğa ilişkisinin böyle çok katmanlı yapısını didikleyen, biraz böyle insanın doğanın parçacıklarıyla, doğaya bakarak, ondan güç alarak, biraz böyle dışarıda yaşadığımız dünyayı teneffüs ederek yol alan karakterleri anlatan bir film bu. Ve bir şekilde de doğanın ipuçları ya da doğanın işaretleriyle yan yana gelebilen karakterler üzerinden ilerleyen bir film. Biraz seyir zevki herkes için eşit derecede yüksek olmayabilir. Zor bir film, içine girmesi zor bir film. Dünyasına ne bileyim dahil olmanın biraz özen istediği o filmlerden. Fakat beni dahil etti dünyasına ve yani çok da mutlu oldum bu filmin içine girebildiğim için. Çok incelikli bir film gerçekten. Biraz böyle slow sinema denilen daha yavaş anlatım diline sahip filmlerden biri. Eğer bu tür dikkatinizi çekiyorsa, böyle hafif deneysel notalara da basan filmler ilginizi çekiyorsa zaten radarınıza çoktan girmiştir Here. Ama benim de bu yıl en sevdiğim filmlerden biri oldu. 11 numaramda Cannes Film Festivali'nden bu yana yılın en çok konuştuğumuz filmlerinden biri, aldığı ödülle de hepimizi gururlandıran filmlerden biri Kuru Otlar Üstüne. Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Erdem Şenocak, Musa Pekici, Ece Bağcı gibi çok çok başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra bence Nuri Bilge Ceylan'ın en incelikli senaryolarından birinin de merkezinde akıp giden bir film Kuru Otlar Üstüne. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Benim de fikirlerim daha olumlu tarafta açıkçası bu filmle ilgili. Ben filmi biraz daha böyle cesur ve riskli taraflara adım atma konusunda daha böyle cesaretli buluyorum açıkçası. Nuri Bilge Ceylan filmleri arasında bu kadar böyle daha cesaret gösteren filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Buralara çok kaymadığını göz önünde bulundurursak son yıllarda, bence o açıdan da enteresan bir film. Hem anlatım dili olarak hem de hikayesinin böyle netameli karakterlere yaklaşması konusunda da aynı şekilde. Enteresan bir filmdi. Ben de yıl boyu aslında bu kanalda bolca videoda bahsettim kendisinden, detaylıca konuşma. O yüzden şimdilik geçiyorum Kuru Otlar Üstüne'yi, ama yılın en sevdiğim 20 filmden biri oldu kesinlikle. Gelelim ilk 10'uma. 10 numarada bayıldığım yönetmenlerden Christian Petzold'un son filmi A Fire var. Bu da Berlin Film Festivali'nde gösterildi ve en iyi yönetmen ödülüyle ayrıldı festivalden. Çok çok başarılı bir film gerçekten. Böyle bir yazar karakteri merkez alıyor ve onun etrafındaki karakterleri izliyoruz bu filmde ve bu yazarın üretim kaygısı, üretim sancısı ve kibri ve kendi metnine, kendi yaratıcılığına olan yaklaşımı, işte kendi metnine ne kadar kutsayıp dışarıdan gelen eleştirilere ne kadar açık olmamasıyla ilgili ya da dış dünyayla ilgili o kibirli bakışının nasıl bir huzursuzluk ortamı yarattığıyla ilgili bir film. Biraz Efar ile Kuru Otlar Üstüne'yi de bu noktada kardeş filmler olarak görmek mümkün. Fakat Efar'ın dünyasında mesele daha böyle Petzold'un o kendine has üslubuyla da olsa gerek biraz daha büyük böyle bir tonda işliyor. Ben de en azından öyle işledi. Aynı zamanda kocaman bir roman okumuş gibi de ayrıldım filmden. Benim bu yıl izlediğim, en sevdiğim filmlerden biri oldu kesinlikle. 9 numaramda da yine yılın en sevilen filmlerinden biri Past Lives yer alıyor. Yani gerçekten bir insanın böyle geride bıraktığı, artık böyle yarım yamalak hatırladığı bir duyguya nasıl onu, o duyguyu refreshlediğinde, tazelendiğinde o duygu nasıl allak bullak olduğunu, bu kadar sinemasal bir incelikle bir film nasıl anlatır, gerçekten onu görüyoruz Selin Song'un bu ilk filminde. Bir ilk film demeye 1000 şahit lazım gerçekten. O kadar böyle ustalıklı bir anlatım dili bizi karşılıyor ki, bir yönetmenin ilk kez çektiği bir film gibi değil Past Lives.
Bütün oyuncu kadrosuyla, bütün senaryosunun detayındaki incelikleriyle benim yani böyle buram buram teneffüs ettiğim, içime çektiğim filmlerden biri oldu. Gerçekten çok etkilendim, çok sevdim. Finaliyle, efendim giriş bloğuyla, pek çok açısıyla bence sinemasal hafızamızda uzun yıllar yer edecek. Böyle çok oradan anılar çekip bakacağımız tekrar tekrar bir film bence. Bu da vizyona girdi Türkiye'de. Bilmiyorum görme fırsatınız oldu mu ya da hala görme şansınız var mı ama yakınlarda çeşitli platformlarda karşımıza da çıkar diye ümit ediyorum. 8 numarada yine Cannes'da izleyip böyle vurulduğum bir Akiko Arasaki filmi var. Fallen Leaves. Solmuş yapraklar, düşen yapraklar olarak çevirebiliriz. Nefis bir başka film bu. Küçücük bir film. Kaurismäki'nin pek çok filmi gibi ki bu aralar yine Mubi'de böyle bütün filmografisi var Kaurismäki'nin. Açıp bakabilirsiniz herhangi bir filmine. Fallen Leaves de onlardan biri. Böyle sinema aşkıyla, sanat aşkıyla böyle buram buram burnumuza kokular gelen bir yandan küçücük bir hikaye anlatan, böyle omzumuzun deyip geçtiği hayatların merceğinde odaklanıp gittiğimiz, aslında böyle o küçük evlerden, küçük yaşamlardan, minik toplantılardan neler çıkıyor, nasıl duygular fışkırıyor ona bakabildiğimiz çok değerli, çok tatlı bir film bu. Yani sinema tarihinde bile yeri çok özel olacak yönetmenlerden birinin böyle güncel bir filmini gidip sinemada izlemek çok değerli. Tek başına bu yüzden bile benim bayıldığım bir film oldu Fallen Leaves. 7 numaramda da Venedik'te yine Altın Aslan için yarışan ama yıl boyu yine adını pek görmediğimiz, pek çok ülkede gösterilmeyen bir film yer alıyor. Woman Of. Bu böyle Polonya sinemasından çok sevdiğim iki yönetmenin imzasını taşıyor ama yönetmenlerin isimlerini okumakta güçlük çekiyorum biraz. Michael Engler ile Malgorzata Zumowska diye herhalde telaffuz ediliyor olsa gerek. Bir trans kadının hikayesini anlatıyor bu. Yıllara yayılan hikayesini anlatıyor. Hem kendinin ayırdına vardığı, kendi kimliğiyle yüzleştiği bir yerden başlatıyor hikayesini. Hem de onun zamanına dayalı bir biçimde muhafazakar ve böyle pek çok ayrıştırıcı bakışın içinde nasıl kendi yolunu bulmaya çalışmasının hikayesini anlatıyor. Nefis bir görüntü yönetimi, nefis bir sanat yönetimi, harika oyunculuk performansları ve muazzam bir reji bizi karşılıyor bu filmde. Gerçekten Polonya sinemasının neden dünyanın en güçlü sinemalarından biri olduğunun kanıtı niteliğinde bir film bu. Ben çok sevdim filmi. Çok incelikli bir film olduğunu düşünüyorum. Fakat dünyada işte dediğim gibi hak ettiği değeri pek görmedi en azından yıl içinde. Umarım 2024'te bu filme biraz daha böyle büyüteç yaklaşır ve daha çok geniş kitlelerin radarına girer Woman Of. 6 numaramda da yine bu yılın en sevdiğim filmlerinden biri var. Totem. Bu da Meksika yapımı bir film. Berlin'de yine premierini yapmıştı. Küçük bir kız çocuğunun bakışı üzerinden hem babasının hastalıklı bir döneminde bu zor döneme şahit oluşunu hem de kalabalık bir aile ortamında işte kayıp, hastalık, yas gibi duygulara ya da işte ne bileyim kalabalık ama huzursuz bir aileye nasıl bakıldığının, nasıl yaklaşıldığının hikayesini anlatıyor. Böyle pek çoğu amatör oyunculardan oluşan bir oyuncu kadrosu var ve buna rağmen nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorlar gerçekten şaşkınlık içinde izledim filmi. Özellikle bir parti sahnesi var ki orada bir takım konuşmalar yapıyor bazı karakterler. Orada böyle gözyaşlarım fışkırdı. Aynı zamanda aidiyet hissine dair de çok önemli bir film Totem bence. Böyle eşyanın tabiatına dair de çok şeyler söylüyor. İşte çocukluk evimizin hatıraları içinde gezinmek, yıllar sonra o duygulara, oralara tekrar bakabilmek konusunda çok marifetli bir film. Bütün onlara yaklaşma konusunda da çok incelikli bir dil tutturuyor. Bilmiyorum yani sinemasal olarak çok çarpıcı bir film olduğunu düşünüyorum. Bu yılın yine en sevdiğim filmlerinden biri oldu Totem ve ilk beşime geldik. Aslında ilk beşimdeki filmlerin neredeyse hepsini eşit derecede sevdim. Aslında ilk onum için bile geçerli olabilir bu. 5 numarada The Zone of Interest adlı nefis Jonathan Glazer filmi yer alıyor. Cannes'da bu yıl göstermişti ve yılın en çarpıcı filmlerinden biri kesinlikle. Artık 2. Dünya Savaşı dönemine, işte Nazilerin yaptığı korkunç Yahudi soykırımına dair yenine söylenebilir, o tecrübe farklı şekilde nasıl aktarılabilir bilmezken tüm dünya olarak Glazer bambaşka bir yerden bu tecrübeyi bizim için çok zor, çok hastalıklı, sorunlu bir yerden çok garip bir sinemasal tecrübeye dönüştürüyor ve oradan çalıştırıyor. Bizi çok zorlayarak bazı şeyleri anlatmaya çalışıyor ama bir yandan da dünyanın bir yerinde korkunç bir vahşet yaşanırken insanlık olarak orada nerede duruyorduk, ne yapıyorduk, savaş suçu nasıl bir şeydir? Bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Bir yandan da şu anda çok yakınımızda bir savaş varken, hatta savaş da değil, bir soykırım varken yani tıpkı
bundan önce dünya tarihinde yer alan diğer soykırımlar gibi insanlığın kendi içinde nasıl böyle vahşi notalardan beslendiğine dair gerçekten korkunç bir hissiyat yaratıyor Zone of Interest. Bütün sinema unsurları da tabii ki çok böyle yüzeyde ve çok başarılı uygulanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Yani rejisinden ses tasarımına tüm ekip çarpıcı bir iş ortaya koymuş. Bir yandan da bu yılın en vurucu filmlerinden biri. Bir diğeri de küçücük bir film olmasına rağmen çok vurucu. Perfect Days. Bu yılın 4 numarasında bende Perfect Days var. Wim Wenders adlı olağanüstü ustanın yani hala ne kadar iyi bir sinemacı olduğuna dair bir işaret bu film. Küçücük bir öykü yine böyle bir tuvalet temizleyicisi Japonya'da bir adamın kendine nasıl kurduğu dünya içinde mutluluk yaratabildiğinin işte kitaplarla, işte ne bileyim rutinlerle, küçük mutluluklarla hayatta kalabildiğinin hikayesi bu. Biraz insan yaşamının küçülmesiyle, kendine küçük bir dünya kurarak onun içinde var olabilmekle mutluluğu bulma üzerine bir film. İnsana böyle çok ilham veriyor, çok mutluluk veriyor ve müzikleriyle, şarkılarıyla, kasetleriyle çok nostaljik bir his de veriyor. Benim bu yıl en sevdiğim filmlerden biri oldu Perfect Days ve çok çok incelikli bir film olduğunu düşünüyorum. 3 numaramda da yine bu yılın en iyi filmlerinden biri ve kişisel olarak beni pek çok yerden çok dürten ve üzen bir film. All of Us Strangers. Gerçekten bu filme böyle sükunetle, sakinlikle yaklaşabilmek çok zor. İnsanın kendi kimliğiyle, pişmanlıklarıyla, ailesiyle, geldiği yerle, gittiği yerle ilgili böyle duygusal bazı travmaları da varsa oraları çok böyle dürtebilecek, çok tetikleyebilecek bir film bu. Salya Sümük izletiyor biraz kendini ama bunu da böyle hiç duygusalımsına kaçmadan yapıyor. Biraz burada Taichi Yamada'nın uyarlandığı, kendisine uyarlanan romanın da gücü var ama bir yandan da gerçekten Andrew Hay'ın böyle muazzam bir yönetmen olmasının da payı çok büyük. Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy, Jamie Bell gerçekten bütün oyuncular harika bir performans sergiliyor. Yılın en etkileyici, en özel filmlerinden biri All of Us Strangers. Kendine ait bir videoda da zaten detaylı anlatacağım hislerimi. 2 numaramda bu yıl, aslında bu yılın en sevdiğim iki filmi 1 ve 2 numaramda ama hani böyle burun farkıyla 2 numaramda Killers of the Flower Moon var, Scorsese. Usta bir yönetmen demişken gerçekten Scorsese'nin adını anmamak mümkün değil herhalde bu yıl. Muazzam bir yönetmen, yani yaşayan en iyi yönetmen olduğunun nedenini çok net ortaya koyuyor Killers of the Flower Moon'da. Yine bu kanalda kendine ait bir videoda detaylıca bahsettiğim için yine didik didik konuşmayayım ama bende bıraktığı haz ve sinema tecrübesi yani bambaşkaydı. 3 saati aşkın süresini hiç bana hissettirmeyen, bütün herkesin işini çok iyi yaptığı bir film Killers of the Flower Moon. Bilmiyorum, bazıları başka açılardan yani benim kadar etkilenmemiş olabilir ama çok sevdiğiniz bir usta yönetmenin hala formunda ve muazzam bir sinemasal hazla yola çıktığı bir iş ortaya koyması ve bu duyguyu onunla paylaşabilmeniz çok bambaşka bir his. Ben de o açıdan böyle büyük bir yıl yapan şeylerden birine dönüştürdü 2023'ü Killers of the Flower Moon. Ve bir numaramda da Poor Things var. Yorgos Lanthimos'un son filmi. Yani harika bir film, harika bir roman, harika bir uyarlama, harika bir reji, müthiş bir senaryo, harika başrol oyuncusu ve yardımcı oyunculuk performansları. Yani ne diyeyim bilmiyorum. 2023'ün en iyi filmi kesinlikle Poor Things. Ele aldığı hikayeyi bu kadar iyi, bu kadar çarpıcı bir biçimde yorumlayan bir yönetmen görmek beni çok mutlu etti. Bu kadar renkli, bu kadar büyük bir şey anlatıyor gibi olup aslında küçücük, çok minnacık bir insan duygusu, insan durumu üzerinden bir hikaye inşa ediyor olması, bu kadar güçlü bir kadın meselesini bu kadar çarpıcı bir biçimde yüzümüze vuruyor olması ve bunu yaparken de tam da böyle döneminin hakkını veren, döneminin şahidi olan ve döneminin de sinemasal unsurlarını en iyi şekilde çalıştıran bir film olmasıyla Poor Things benim en sevdiğim film oldu bu yıl. Bu kanalda yine Poor Things hakkında da kendi başına bir video var. Orada da böyle aşkla anlatıyorum filmi sıcağı sıcağına, ona da bakabilirsiniz. Benim açımdan az çok böyle bir yıl oldu 2023. Tabii ki sinemasal hayal kırıklıkları da oldu. Ortalama filmler de oldu. Bu Barbie ve Oppenheimer dönemiyle 2023 bambaşka bir yerden de başını kaldırdı. Aslında sadece süper kahraman filmleri olmayan, sadece böyle ana akımın tüm tuşlarına basmayan filmlerin de biraz kendine yer bulabildiği, gişede özellikle kendine yer bulabildiği bir yıl oldu. O açıdan da heyecan verici bir yıldı. Türkiye sinemasında da böyle pek çok popüler yönetmenin, sevilen yönetmenin işlerini izlediğimiz bir yıl oldu. Fakat benden böyle bir liste çalıştı 2023'te. Sizin favorileriniz neler? Bu filmler arasında izledikleriniz hangileri? İlk 20'de
Kaç film izlediniz? Kaçı hakkında benimle duygularınız aynı noktada? Kaç film konusunda ayrışıyoruz? Ve sizin bu listede olmayan favorilerinizi de okumak isterim yorumlarda. Görüşürüz orada ve başka listelerde. Bay bay.